أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم bizlere yoktan var bize sayısız nimetler lütfeden Kur'an ayı, oruç ayı, sabır, kardeşlik ayı, Ramazan-ı Şerif'in feyiz ve bereketinden nasiplendirilen Allahu Zülcelal'e sonsuz hamdü senalar olsun. En güzel rehberimiz, peygamberimiz, alemlere rahmet, gönüller sultanı, Hazreti Muhammed ve vesselam efendimize sonsuz salat ve selam olsun. Çok muhterem kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerim. Ramazan'ın son 10 güne giriyoruz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat, cennet nimetlerine kavuşma mevsimi diye Efendimiz tarif etmişti değil mi? Biz Kur'an'ın bize en güzel örnek diye tarif ettiği efendimizin hayatına baktığımız zaman şu gerçeği görüyoruz ki diğer zamanlara göre Ramazan ayında ibadetlerini, cömertliğini, Allah'a karşı olan kulluğunu artıran efendimiz Ramazan içerisinde de son 10 günde daha fazla gayret gösteriyordu. Ayşe annemiz anlatıyor. Ramazanın son 10 günü geldiğinde Allah Resulü geceleri ihya eder, ehlini uyandırır, kaldırır ve hanımlarıyla ilişkiyi keserdi. Amacı neydi peygamberimizin? Hiç aklınıza geliyor mu? Neden son 10 günde Allah Resulü mescitte itikafa girerek Ramazan'ı değerlendiriyor, son 10 gününde hassasiyet gösteriyor? Çünkü efendimizin tavsiyesi Kadir Gecesi'ni kaçırmama, Kadir Gecesi'ni ihya etme ve en önemlisi Ramazan'ın sonunda cehennemden azat edilen, cehennem azabından kurtulup cennet nimetlerine kavuşan kullardan olmayı efendimiz yaşayarak bize gösteriyordu. O açıdan biz sohbetimizde itikaf günlerinde nefsimizi nasıl terbiye etmeliyiz? Nefis terbiyesi denince akla ne gelir? Allah Resulü bu konuda bize nasıl örnek oldu? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım değerli kardeşlerim. Her şeyden önce insan iki büyük düşmanla karşı karşıya. Biri açık. İnnehu aduvvum mubin diye Kur'an'ın tarif ettiği şeytan. Ramazan-ı Şerif geldiğinde Malum şeytanlar zincire vuruluyor. Eulü besmele okuyoruz, şeytan kaçıyor. Ayet el kürsüyü okuyoruz, şeytan evden uzaklaşıyor. Ezanı duyduğu zaman şeytan yine duyamayacağı yere kadar kaçıyor. Ama bütün bunlara rağmen oruç tutan bir Müslüman sinirlenebiliyor, kalp kırabiliyor. Acaba sizce sebebi nedir? Çünkü içindeki nefsi terbiye edemeyen insan yanlış yapabiliyor. O açıdan. İçimizdeki nefsi terbiye etmek, Allah'ın razı olacağı bir noktaya, mutmain bir noktaya getirebilmek hepimizin görevi. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize örnek değerli kardeşlerim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allahu Zülcelal Haş suresinde Bismillah Ya eyyühellezîne âmenut tegullâhe vel tenzur nefsüm mâ qaddemet ligad ve اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ buyuruyor anlamını verelim ey iman edenler Allah'a karşı saygılı olun Allah'tan korkun takva bilinci, bilinci çok önemli aslında Ramazan-ı Şerif'in temel hedefi de mümine sorumluluk bilincini en güzel şekilde öğreterek takvaya Allah'ın rızasına erebilmek İşte Rabbimiz Allah'a karşı saygılı olun. Allah'tan korkun ve her nefis, herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Öyle ya yarın amel defterimiz önümüze açılacak. Her şeyi seyredeceğiz. Ben şu anda hassasiyet gösteriyorum niye? Birçok kamera beni şu anda kayda alıyor. Aslında hayatı kayda alan iki kameramanı düşünerek yaşamak, murakabe duygusu dediğimiz yani Allah tarafından gözetlendiğimizi hayatımızın her noktasının kaydı aldığını düşünerek yapılacak bir kulluk bizi kötülüklerden uzaklaştıracak, Allah'a yaklaştıracak, yarın dediğimiz mahşere, kıyamete, ahirete bizi hazırlayacak, nefsimizi terbiye edeceğiz, teskiye edeceğiz, kötülüklerden arındıracağız ve kurtuluşa ereceğiz değil mi? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günahı yoktu. Peygamberlerin serveri idi, Allah'ın Habibi idi ama bütün bunlara rağmen ne yapıyordu? Ramazanın son on gününde geceyi ihya ediyordu. Nasıl ihya? geceyi diriltmek ne demek? Kalkıp Allahu Zülcelal'in Kur'an-ı Mübin'ini, ayetlerini okumak, o ayetler üzerine tefekkür etmek, tezekkür etmek, Allah'ı zikretmek, gönlü Allah'a açmak, kendimiz için, ümmeti Muhammed için, insanlık için dua etmek değil mi? Efendimiz aleyhissalatu vesselam gözyaşı döküyordu. Hatta bu konuda çok hoşuma giden bir örneği hemen sizlerle paylaşmak isterim. Ayşe annemiz bir gün dedi ki ya Muhammed bana özel bir dua yapar mısın? Efendimiz Allahümme erham Aişe, Ya Rab Ayşe'yi affet. Hazreti Ayşe o kadar çok sevindi ki ya Ayşe çok sevindin. E sevinmez miyim? Ya Resulallah sen benim için Allah'tan rahmet diledin. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki ümmetine ne kadar düşkün. işte geceyi ihya eden, Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde ibadetlerini artıran, ümmeti için dua eden Efendimiz buyurdu ki ya Ayşe ben ümmeti Muhammed için her gün bu dua yapıyorum. Allahümme aslih ümmete Muhammed. Allahümme ferric an ümmete Muhammed. Allahümme merham ümmete Muhammed. Allahümme ümmeti Muhammed'i. Her türlü sıkıntılardan, kederden, üzüntüden uzaklaştır. Onlara rahmet et diye dua ediyorum. İşte değerli kardeşlerim, hem kendimiz için, hem ailemiz için, hem bütün müminler için dua edeceğimiz Ramazan'ın son 10 gününü Allah Resulü'nün örnekliğinde yaşamaya gayret edelim. Biz boşa yaratılmadık. Allahu Zülcelal Efe hasibtum enna halaknakum abathan ve annakum ileyina la turcaun sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi, hesaba çekilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani insan düşünmeli. Allah benim için yarattı. Mal, mülk, evlat, makam, imkan sahibi olmak için mi? Hayır. Kulluk için. Bunlar dünyanın gelip geçici şeyleri. Onun için şunu unutmayalım değerli kardeşlerim. Neyi hocam? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere vermiş olduğu şu ölçüyü İmam Suyut'u naklediyor Cami-i Sagir'de. Günahların temel üç sebebi vardır diyor. Nefis terbiyesinde bu çok önemli. Bir, kibir. iki ihtiras, hırs. Üç, haset. Hemen bakalım ne demek? iblis yani şeytan, Allahü Zülcelal'in emrini yerine getirmedi değil mi? Adem Aleyhisselam'ı selamlamadı kibrinden dolayı. Ve neticesinde Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldı. Bu noktada biz nefsimizi terbiye ederken kendimizde bir varlık hissetmeyeceğiz. Kendimize çeki düzen verirken hep şunu söyleyeceğiz allah Zülcelal seni yarattı, seni şekillendirdi, seni bu dünyaya imtihan için gönderdi. Kendinde bir varlık hissetme. Hani o güzelliğin bir sivilce bir çibanla ne bileyim bir kazada alacağın darbelerle her türlü güzelliğini kaybedebilirsin mal senindir. O malı bir anda kaybedebilirsin. Çünkü قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ De ki ey Muhammed mülk Allah'ındır. Allah dilediğine verir, dilediğinden de söker alır. E o zaman biz neyimize güveneceğiz? Yani gençliğimize mi? Servetimize mi? Makamımıza mı? Hayır hiçbir şeye güvenmeyeceğiz. Allah'ın rahmetini celbedecek, onu üzerimize çekecek, Rabbimizin nimetlerine şükredecek bir kulluk şuuru içerisinde Rabbimize yöneleceğiz. Yani mümine kibir, kendini beğenme yakışmaz. İkincisi hırs. İnsanoğlu hırsından dolayı nefsi o kadar çok arzular içerisinde ki. Yani en iyi makama geleyim, en iyi arabayı kullanayım, en iyi yerde oturayım, en güzel şeyleri giyeyim yiyeyim hep istekler halbuki aşağılara bakmak lazım oruç bize bunu kazandırmıyor ise biz yanılıyoruz demektir değerli kardeşlerim oruç bize ne şuur verecek aç kalırken bizden daha aşağıda olan insanların halini düşünmek yani ibadetlerin temel amacı nefsi terbiye etmektir yani burada hemen bir parantez açmak gerekirse inna salate anil fahsai vel münker mümini namaz her türlü kötülüklerden alıkoyar. Yani ahlakını düzeltmeyen, toplum içerisinde saygınlık kazanmayan, Rabbine yaklaşmayan, kullara merhamet etmeyen bir müminin namazı şeklidir. Yani o namaz ona bir şey vermedi. İşte oruçla ilgili olarak da Peygamberimiz Hazreti Muhammed yalan işi, yalan sözü, terk etmeyen, gıybet yapan, onu bunu üzen kimse de oruçtan bir şey alamamıştır. Nefsini terbiye edemedi. Buna sebep nedir? İşte insandaki kibir ve hırs ve hırsın neticesinde insanoğlu kaybediyor. Kim başta kaybetti? Hazreti Adem Aleyhisselam değil mi? Şeceretul huld ölümsüzlük ağacından yemek istedi. Niye? Şeytan geldi, gitti. Kendisi düşman olan insanın ayağını kaydırmak amacıyla bu ağaç dedi, öyle bir ağaç ki bundan yerseniz ebedi kalacaksınız. Ve neticesinde Kur'an'ın ağaç olarak ifade ettiği, işte müfessirler elmadır der, buğdaydır der ama Kur'an şecere kelimesiyle, ağaç kelimesiyle ifade eder. Ve neticesinde Hazreti Adem babamızın, Havva annemizin cennetten dünyaya indirilmesine sebep olan hırs. Halbuki hırs kaybettiriyor. Yani olumlu anlamda çalışmaya yönelik ahiret hırsı, dünyada insanlara hizmet edecek bir hırs o güzeldir. Ama Allahu Zülcelal'in hoşnutlukla karşılamayacağı, diğer insanlara sıkıntı verecek anlayıştaki bir hırs nefsi azgınlaştırır. Üçüncüsü ise değerli kardeşlerim haset ne yaptı? Haset duygusuyla Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. İlk katil kim? Kabil. Sebep? Haset. Onun için mümin nefsini terbiye ederken bir, kibirden uzak kalacak. İki, hırsını yenecek. Üç, haset duygusu taşımayacak. Allah'ın taksimine razı olacak ve kendinden aşağıda olan insanlara bakarak kendine bir çeki düzen verecek murakabe duygusuyla yani Allah'ın bizi gözetlediğini her şeyimizi kayda aldığını düşünerek ne yapacak değerli kardeşlerim? Kulluğuna devam edecek. Bu noktada İmam Gazali'nin çok hoş bir ifadesi var. Siz kardeşlerimle paylaşmak isterim. İmam Gazali ihyasında der ki, insanın nefsi bir bineğe benzer, ruhun bineğidir. Onun dizgini elinde olursa yani kullandığın arabanın hızını, direksiyonunu en güzel şekilde kontrol edersen o seni hedefine götürür. Ama kontrolsüz güç güç değildir deniyor ya, insan bineğini serbest bırakırsa, arabasını bırakırsa o araba kişiyi öldürür. Yani nefsi serbest bırakmak yok. Nefsin her arzusunu, dileğini, isteğini yerine getirmek insan için bir yanlışlıktır. İşte biz namaz kılarak Allah'a yaklaşırız. Oruç tutarak nefsi terbiye ederiz. Hatta İmam Gazali'nin ve irfan geleneğinden gelen büyük alimlerin ortak bir görüşü var. Nedir? Mide aç kaldığı zaman kalpte hikmet oluşur. Mide tok olduğu zaman şehvet ve şehevi duygular artar. Hakikaten bakın insan biraz varlık sahibi olduğunda yaratıcısını unutuyor. Rabbine yönelişi unutuyor. Ha şükreden kul ne kadar hoştur. Bu noktada Kur'an bizim örnek hayatımızı belirleyecek olan kitabımız değil mi? Kur'an'a bakalım. Kur'an-ı Kerim olumlu ve olumsuz örnekleri önümüze koyuyor. Ne gibi? Bakınız insan uzun yaşamak ister değil mi? Ama bakıyorsunuz 950 yıl La ilahe illallah diye insanları imana davet eden, rivayetlerde 1200 bin yıl gibi yaşayan ama 950 yıl kesin bir davet zamanı var. Kimin? Nuh Aleyhisselam'ın. Neticede Azrail Aleyhisselam ölüm meleği geldi. Dedi ki müfessirler anlatıyor. Bizim için önemli bir ders burada var. Ey Nuh senin canını alacağım. Diğer insanlara göre uzun bir ömür sürdün. Bana söyler misin bu dünya nedir? Nuh Aleyhisselam dedi ki dünyayı iki kapılı bir ev gibi buldun. Birinden girdim, diğerinden çıkıyorum. Onun için insan ömrüne aldanmamalı. Malına, saltanatına aldanmamla Hazreti Süleyman'ı bir düşünün. Cenabı Hak öyle bir imkan verdi ki ama o şükretti. Fakat Karun azdı, Karun şimardı ve kaybetti. Firavun, Nemrut kendisini Tanrı ilan etti. Allahu Zülcelal'in azabıyla karşı karşıya kaldı ki şiddetli azabı ahirette görecekler. Dünyada kendilerine de rezil oldular. Bunlardan çıkartacağımız ders nedir? Ders değerli kardeşlerim, nefis terbiyesinde genç olabilirsin, varlıklı olabilirsin, güzel olabilirsin, imkanların olabilir, makamın olabilir. Ama bunların her birinin geçici olduğunu bileceksin, Allah'ın bizi boş yere yaratmadığını, okuduğum ayeti kerimedeki ifadeyle yarın için ne hazırladığımıza bakalım şuur içerisinde, ahiret hazırlığı yapmak, ahiret aleminde bizi kurtaracak imanımızı güçlendirmek, ibadetlerimizi ihlas ile yerine getirmek, en güzel ahlak sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla bütünleşerek Cenab-ı Hakk'ın rızasına erebilmek, yani kısacası nefsimizi terbiye ederek kurtuluşa erebilmek. Çünkü nefis kötülüğü emreder. Yusuf suresinde وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٍ بِسُوا اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي buyuruyor. <laughs> Yusuf Aleyhisselam diyor ki ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Muhakkak Rabbimin merhamet etmediği nefis kötülüğü emreder. Hakikaten nefis insana hep kötü ve yanlış yolları göstermeye çalışır. Ne zaman ki o nefis Kur'an'la terbiye edilir, o nefis açlıkla oruçla terbiye edilir, Murakabe duygusu dediğimiz Allah'ın bizimle beraber olduğu şuuru ve huve ma'akum eynema kuntum siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Bu müthiş bir şuur değil mi? Yani efendimizin aftalul iman an ta'lema en Allah ma'aka haythu ma kunta sen nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmen imanın zirvesidir buyuruyor ya. Müthiş bir şey. Yani ister dağda çoban, ister devlet başkanı, ister dairede bir amir, ister işçi, ister patron, ne olursan ol, evde hanımefendi ol, çocuklarına bakan bir kişi ol, fark etmez. Allah ile beraber olma şuurunda ol ve kurtul diyor Kur'an. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu şuura sahip olanın imanın zirvesine çıktığını beyan buyurur. Nefis terbiyesinde bu çok önemli. O açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mücahidü men nefsehu yani gerçek mücahid nefsiyle mücadele edendir. Nefsini terbiye edendir. Nefsinin istek ve arzularına dur diyebilendir değerli kardeşim. Yoksa biz her an Allah korusun şeytanın ve nefsin ikili çalışmasıyla ayağımız kayabilir. O açıdan Efendimiz akıllı olmayı, nefsi terbiye etmek için harekete geçmeyi bize tavsiye ediyor. Aleyhissalatu vesselam el keysu men dana nefsuhu ve amila lima ba'del maut. Akıllı nefsini terbiye eden, nefis muhasebesine yönelen ve ölümden sonrası için hazırlık yapandır. Müthiş bir tarif değil mi? Sizin hanginiz buna itiraz edebilir? Yani efendimiz şu fakülteyi bitirirsen, şu kadar imkanın olursa, şu imkanları elinde bulundurursan akıllısın demiyor. Akıllı akıllı nefsini terbiye ederek, nefsini hesaba çekerek ahiret için hazırlık yapan kişidir. Ve acizu men etbaa nefsehu ve hevaha ve Allah. Aciz insan ise nefsinin istek ve arzuları peşinde koşup kaybeden insandır. Nihayetinde nefis bizi kötülüklere sevk ettiği zaman şeytan mutlu olacak. Allah korusun azgınlıklar insanın ayağını kaydırıp cehenneme yuvarlayacak. Cennet varken, Cennetin kapıları Ramazan-ı Şerif'te sonuna kadar açılmış iken, Reyyan kapısında melekler bizi beklerken neden cennete koşmuyoruz? Neden Allah'ın rahmeti bizi kuşatmışken biz cennet için adım atmıyoruz değerli kardeşlerim? O açıdan Efendimizin hadis-i şerifini iyi anlayalım. Hazreti Ömer radıyallahu an her gün başını yastığa koyduğu zaman iki elleriyle tutuyor. Ya Ömer bugün Allah için ne yaptın? Biz ne yaptık? Öyle ya Ramazan'ın sonuna geliyoruz. Son on gününde ne yapacağız? Kur'an'la bütünleşebilecek miyiz? Okuduğumuz Kur'an'ı hayatımıza aktarma konusundaki gayretimiz, Kur'an infak edin diyor. Yetim, yoksul, fakir, garip, gureba, yolda kalmış. Bir sürü insan varken sen sofranı donatıyor ve hiç kimseyi düşünmüyorsan orucu anladın mı? Yok anlamadın. Allah'ın farz kıldığı zekatı vermiyor. İnfak etmiyorsan, fakir, fukarayı düşünmüyorsan. İslam anladın mı? Anlamadın. Onun için değerli kardeşlerim, mümin için şu ilke çok önemli. Eşşefakatu ala halqillah. Allah'ın yarattığı her mahluka merhametle bakacağız. Bakın insan demiyorum. Elbette insan mukaddestir. Ama Allah'ın yarattığı her varlığa şefkatle bakmak, işte nefsi bu anlamda terbiye etmek, اَتْتَعْزِيمْ لِأَمْرِ اللّٰهِ Allah'ın emirlerine de hürmet. Yani Rabbim benden nasıl bir kulluk istiyor? Rabbim benim nasıl olmamı arzu ediyor? Yani Rabbim bizim nerede ölmemizi ister değil mi? Değil mi? Geçen bir hafız hocamız Kur'an'ın başında ruhunu teslim etmiş. O kadar etkilendim ve duygulandım ki. Hani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Hakikati ne güzel tecelli ediyor. Ya bir günah işlerken nefis bizi kötülüğe sevk etti. Allah korusun içkiye, kumara, zinaya, dedikoduya, bütün yanlışlıklara yöneltti. Ve o yanlışı yaparken ruhumuzu teslim ettik. Ne yaparız biz? Biz ne yaparız? Bizi kim kurtarır? Onun için ey müminler biraz bu noktada kendimize gelelim. Ne olur nefsimizi terbiye ederken Allah Resulünü ve onun ashabını kendimize rehber edinelim. Ve şunu unutmayalım. Cenab-ı Hak yüce kitabımızda قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا buyuruyor. Kim nefsinin istek ve arzuları peşinde koşarsa o helak olmuştur. Yani hiç kimse kurtulamamıştır. Ama kim ki nefsini terbiye etmiştir, Rabbini bilmiştir, Rabbinin emirlerini hayata geçirmiştir, haramlardan uzaklaşmıştır, helal ile yetinmiştir. İşte o zaman değerli kardeşlerim kurtuluşa ermiştir. O açıdan özellikle kalbimizi her türlü yanlış itikat yani inanç esası diyoruz ya, küfürden, münafıkça düşünmekten, gıybetten, Allah'ın yasakladığı her türlü günahtan kalbimizi temizleyeceğiz. Alnımızı abdest ve namaz ile nurlandıracağız. Oruç ile kalbimize, bedenimize hikmet aşılayacağız. Açlıkla ihtiyaç sahiplerini düşüneceğiz. Kur'an'ı okuyarak Allah ile konuşacağız, Allah Celle Celalühün rahmetini isteyeceğiz ve kurtuluşa ereceğiz. Tabi nefis muhasebesinde engeller var. Başta dünyayı sevmek, dünya imkanlarını kaybetmek insana zor geliyor. Aslında ahireti düşünsek, dünyanın geçici olduğunu hissetsek meseleyi çözeriz. Onun için çok güzel bir öğüt var. Kimden? Gazali'den, Rahmetlen alım diyor ki, Ölenlerin dünyaya gelip kazandıklarının tümünü verip imanı kamil ile ölmeyi istemeleri var ya bu fırsat şu anda sende. Yani şu anda biz yaşıyoruz ve neticesinde Allahu Zülcelal'e yönelerek Rabbim diyerek onun kitabına teslim olarak o kitabı canlı olarak yaşayan Hazreti Muhammed'i kendimize rehber edinerek her türlü yanlıştan uzaklaşıp Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği Kur'an'ın indiği bu rahmet mevsiminde cennetlik olabiliriz. Zor değil. Ama nefsin istek ve arzuları peşinde koşarsak kaybederiz. O açıdan değerli kardeşlerim, Yusuf Suresi'ndeki ifade edilen nefsi emmare'nin değil Kur'an'ın Hitabı çok müthiş. Bismillah. Ya eyyetu ya eyyetu hen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyatan merdiyya fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Ey itminana, huzura, imana ermiş olan nefis. Sen Allah'tan razı, Allah da senden razı seçkin kullarımın arasına gir ve cennetime buyur diyor ya. Bu nefse sahip olmak için gayret gösterelim. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed onun duasıyla bitiriyorum. Hep nefsin azgınlığından Allah'a sığınmış. Allahümme inni a'udhu min ilmin la ينfa'u ve min qalbin la yahsha'u ve min nefsin la tashba'u ve min da'vetin la yustecabu laha. Allah'ım korkmayan, ürpermeyen kalpten faydasız ilimden doymayan nefisten kabul edilmeyecek duadan sana sığınırım. Nefsime takvasını ver. Nefsimi temize çıkart. Onu temizleyecek, ona takvayı verecek sensin Rabbim. Şu itikaf günlerinde, evlerimizde olduğumuz şu günlerde nefislerimizi terbiye ederek Allah'ın rahmetine nail olarak bayrama girmeyi, cennet müjdesi duymayı, meleklerin selamun aleyküm diye karşılayacağı kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.